Herkes burada. Anastasya burada, Caner burada, Elina burada, Melek Hanım burada. Savaş'a gelini Elif'i de getirdi. Destek bugün... kuvvet çağırmış resmen. O anlıyor çünkü gücü yok. Ha, boş zaten. Gücü demiyor. Çağırdı hemen Elif ablanı. Ondan ama Elif değil. Abla Elif duruyor. Elif sizinle savaşmak için değil. Beni sakinleştirmek için burada. Evet. Göreceğiz birazdan. Elif'ciğim, Anastasya ve Elina'nın annesi Sveta Hanım mesaj gönderdi. Dedi ki, Melek Hanım'ın bu işi yapacağı ve bu işe onay vereceği yok. Daha fazla beklemeyin. Hatta küslerdi. Anastasya'ya geç sevdiğinin yanına dedi. Buraya gelin, burada nikahınızı ben yapacağım. Çocuklar da çifte vatandaşlık alır. Her şey burada olursa daha güzel olur. Caner de bunun üzerine 15 Mayıs düğün tarihi verdi. 15 Mayıs'ta canlı yayında düğünümüz var. Bunun üzerine annen Melek Hanım çıldırdı. Elif, sen ne diyeceksin? Tabii ki annem... Yani ben senden mesela bugün şunu bekliyorum. Belki benim gibi bekleyenler vardır. Anne artık bırak yakalarını, gitsin evlensinler. Ama annem Caner evlenir giderse gerçekten ölür. Dayanamıyor. Ha, dün işte. Biz neler yaşadık, o konuya da geleceğiz zaten. O zaman da ikna et. Bak diyor ki beni sakinleştirmeye geldi. O zaman ikna et, onay versin de her şeyi şurada yapalım. Bravo. Evladını aynen. Bırakmak istemiyor ki. Hayır, burada yapalım. İstemiyor hiçbir şekilde. Burada da yapsanız istemiyor ya. İstemiyor. Anastasya evlenmesi kesinlikle oğlum, istemiyor. Oğlum bu kadın seni evlendirmeyecek. O abla, zaman niye için geldin ki ya? Bir şey yapamıyorsun sen? Niye ben niye annemin yanındayım buraya? İşte. Evlenmeler izin vermiyoruz hiçbir şekilde. Annem ne derse o diyorum. Hayır. Niye hala daha ne sakin değiştireceksiniz? Kim ne sakin değiştireceksin sen Elif abla? Sen senin sözlerin bu da hiçbir şey, tamam mı? Ne Melek Hanım'a senin sözlerinin dinlemesi ne kimse burada, tamam mı? Boş geliyorsun. Çok bir fikrim var. Melek Hanım bugün bana pasaportunu atabilir misiniz lütfen? Ben size bilet Bali'ye alacağım veya başka yere. Lütfen gelmeyiniz buraya. Onlar üzülüyorlar. Çocuklarını kandırıyorsunuz. Bali'ye gidebilir misiniz? Ben size bilet alacağım. Yarı kaleye gelmediyse gitmediyse demek ki para yetmedi. Evet. Yetmedi. Ben dün, demek ki ben bunların ikisini de göndereceğim satmadı. Derken Elina diyor ki biz seni gönderelim. Git Bali'ye. Ya onlar kim beni gönderecek? Onlar iki tane bilet alsın, anasının sözünü dinleyip oraya gitsinler. Benim çocuğumu yakasından düşsünler. Onlar dua etsin Elif'le kocasına, oğluma. Dün bana engel oldular. Ama yine belge elimde. Deporta gittim, engel oldular. Peşime düştüler arabayla. Gerçekten çok zor. Taksiyle yani... arkamdan geldiler beni. Onlar zor zaptı. Şey ama ki. Ben belgeyi aldım. Sıkıntı yok, hala elimde. Ya. Bu kızın oturma iznine kadar her şeyi var. Annem blöf yapıyor. Blöf tabii yok, tabii. Diyor ki her şeye baktı, nereden baktı acaba? Nerede bakabilir? Yok. Benimle mi gitti, benim dokümanları mı gördü? Neye baktınız ya? Var. Boş konuşursunuz. O zaman sizi hadi. Ben sanatori var ya, oraya getiriyorlar. Orada sakin değiştiriyorlar. Rehabilitasyona yolluyorsun. Evet. Evet oraya getireceğim. Yaşlı insanlar oraya gidiyorlar. Meditasyona anneni gönder, bir gün böyle ha, yanar döner. Yok. Bir gün böyle konuşuyor, bir gün öyle. Ay, ne zaman taraftan dönersin. Bir saniye öyle bir şey yok ya. Öyle bir şey yok. Kadın bak ne dedi, gelin dedi. Hala da fikri aynı sen yani. Sen utanmıyor musun? Telefonda da konuşuyor. Hiç anlamadım ben. Utanmıyor musun sen? Hayır, başından beri bir oda... Gelin hazır dedi. Evet. Birbirinizi üzmeyin dedi. Melek Hanım benim kızımı orada ezme dedi. Ya değişmedi ki kadın. Nereden Melek Hanım? Evet. Öyle, o kızım bırak Caner'i, bu olmayacak. Ailesi seni istemiyor. Çık gel diyordu. Ertesi günü ben size oradan ev açacağım. Gelin o alacağım. Gelin oturun. Evet. Çünkü şans, ne hayırdır ya? Ne? Sadakaya mı ihtiyacın? Kıza şans verdi. Senin yüzünden, evinde ben, barkında senin var yüzünden senin. Bu haldeyim. Onların anneciğim, hiçbir bak, şeyine anne, ihtiyacın yok. Senin yüzünden bu haldeyim ben. O insan, o kadın beni oraya çağırıyorsa senin yüzünden çağırıyor. Sen beni bu duruma soktun. Sen de benim yüzümden gitmeyeceksin. Bir kere olsun yanımda durmadın. Bir kere olsun yanımda, o evladım deyip yanımda durmadın. Ne kınamda, ne nişanımda, ne hiçbir şeyimde. Evimi aldın elimden, arabamı aldın, her şeyimi aldın. Ben evet. Yine tek başıma buraya kadar geldim. Son bir nikahım kaldı. Düğünümü burada, nikahımı da orada yapacağım. Kadın bizi çağırıyor yani. Neden aldın? Bu sadaka değildir, bu sahip çıkmadır. Ben neden onun da bir yerde aldım? Bir evladı olacağım. Neden aldın? Çünkü onu her sevmiyorsun. Her şeyini neden aldım? Çocuklar evet. Sevmiyor. Çünkü Anastasya'yı istemiyorum. İyi de ben istiyorum. Ben seviyorum o kızı ya. Aynen gibi dönüp dolanıyorlar. Dönüp dolanıyorlar. Yok dönüp dolanmaz. Boş versene sen hadi oradan. Ama benim anım hadi evet. Hadi onlar benim... hiçbir şey ifade etmiyor benim için. Kim onlar?
Kapımdaki süpürge değiller. Defolup gitsinler hayatımızdan. Ya işte senin için hiçbir şey olmuyor. Ben evladımı ben bak bu... Bak işte böyle yapıyor annen. Ondan sonra diyor ki bak bana nasıl saygısızlar diyor. Aha. Evet abla. Aynen, ben her aynen. zaman söylüyorum bu kızı canavara çeviren anne. Ben her zaman söylüyorum. Kapımdaki süpürgeler diyor kızlara. İçinde varmış canavar çıktı. Ay siz de vardı. Artık canavar herkes sizin var. Gerçek yüzünü gördü ya. Bir anne evladını kaybetmemek için her şeyi yapar. Ya yarın öbür gün anne olduğun zaman. Ya sen neden böyle yapıyorsun? Ne için sen buraya geldin? Yeni geldin, yeni yoksun, yeni geliyorsun. Ya sen her gün gel, ya hiç gelmeyin, tamam mı? Sana ne? Sen bu cesareti nereden buldun? Ne için geliyor buraya? Sen gelme. Melek Hanım. Senin ne işin var burada? Melek Hanım. Defol. Melek Hanım. Nişanlısının yanında o. Melek Hanım. Bir karışma, iki elti olacak onlar, konuşsunlar. Konuşturmuyor ki, bastırıyorlar. Hayır, konuşuyorlar onlar, sen karışma. Ha? Onlar iki elçi olacak. Evet siz hiç susmuyorsunuz. Tamam. Sus, geliyorsunuz. Siz buraya ikna etmeye mi geliyorsunuz Caner almaya için? Yoksa sadece konuşmaya için sadece geliyorsunuz? Konuşmaya için çünkü geliyorum. O yer gerçekten siz Caner'e buraya Caner'e için gelseydiniz siz diyalog yapardınız, tamam mı? Siz ne zaman konuşuyorsunuz, susuyorsunuz, dinliyorsunuz. Öbür tarafta ne diyor, tamam mı? Ama siz bunun için buraya gelmiyorsunuz. Ağzını açıp durmuyorsunuz. Senin ağzın hiç kapanmıyor ama. Hiç kapanmıyor ağzın. Anastasya bir dakika susar mısın? Caner'le bir şey konuşmak istiyorum lütfen. Bak konuş. Rica ediyorum. Evet. Kardeşim evet. Bak olay o kadar ciddi ki annem dün sana yemin ediyorum konsolosluğa gitti. Abinle ben o kadar zor ikna ettik ki anlatamam. Bak seni kaybetmekten çok korkuyoruz. Çok ya inan Caner beni dinliyor musun sen şu dinliyorum an? Dinliyorum ben seni tamam, ama şu an bu söylediğin o kadar boş gibi. Birincisi bu kızın oturma izni var. İkincisi ya olsun, çalışma olmasın, izni var. Üçüncüsü sana. Bu neden kızı anlamıyorsun? Zaten deport yapamazsın. O da zaten artık o da inanmıyor size. Her neyse. O da inanıyor. Ben bunu ben anlatamıyorum. Tamam ya. Sen al yoluna devam et ama anneni aileni tamamen kaybedeceksin. Her annemi, şeyi göz almışsın. Ailem zaten kaybettim. Annemi kaybettim. Hayır kaybetmedin. Keşke. Kaybetmez ya. Ya Seda Hanım gerçekten çok zor durumdayız. Anlatamıyorum ben kimseye derdimi ya. Alacak ya abin de ben gerçekten şu an bayağı bir kötü olduk senin yüzünden. Annem gerçekten zor durumda seni çok yani böyle kaybetmek istemiyor. Ya yurt dışına gideceksin tamamen anneni bizi herkese özleyeceksin. Seni tanıyor kadın çünkü. Sana bir şey söyleyeyim mi? İki senedir ne ailem ne siz ne annem hiç kimse yanımda durmadılar. Of. Mümkün aynen. oldukça sen karşımda durdular. Durma, buna Anastasya canlı ya. Şahit. Yani şöyle söyleyeyim ben zaten şu an ailemi kaybetmiş durumdayım. Bir tek annem daha var elimde onu da kaybetmemek için elimden geleni yapıyorum burada. Kardeşim şey daha şu an ülkedesin bak şu an daha hala. Ya zaten sen de aynısın işte ne yapsam yapmıyorsun. Anneni ne yapsam, kaybetmek yapmıyorsun. İstemiyorsan tamam ben daha da zaten bir şey yapmıyorum. Gitmeyeceksin. Yok gideceğim anne bak bu kızı daha aynı fazla olacaksın. Bekletemem artık bitti. Tamam. Caner Elif. Ne yaparsan yap evden Rusya'ya git bilmem ne seni evlatlıktan reddedeceğim ama koparmak için de uğraşacağım. Ay. Bir senin karşındayım. Bak beni karşına senin, alma. Senin bu tehditlerine karşılık Caner öyle bir hamlede bulundu ki bakın Rusya'ya gitmek için Caner ne yaptı? Buyur sana cevap. İzle. Anastasya'nın annesinin Rusya'ya daveti üzerine Caner konsolosluğa gerekli belgeleri imzalamaya gitti. Anneciğim ne kadar kalbim kırık da olsa ne kadar gönlüm buruk da olsa yine de ben bu Rusya'ya gitmek zorundayım. Bu kızı daha çok böyle bekletemem. Bu nikah yapmak zorundayım. Tamam şu an çok kırılacaksın. Benim de yapacak başka bir şeyim kalmadı. Beni bu duruma sen soktun anne. Bunca borcun içine girdim, bunca sıkıntının içine girdim. Tek başıma buraya kadar ayakta durdum, mücadele ettim. Bundan sonraki mücadelemi de Rusya'da yapacağım. Ben yine seni görmeye geleceğim anne. Sen benim annemsin. Ben yine Türkiye'ye geleceğim, seni göreceğim. Hani evladın olarak. Ama Anastasya'yı sana getirmem bunu programda da söyledim. Ben şimdi konsolosluğa geldim anne. Her şey elimde. Hazır. Gideceğim sadece konuşacağım. İşlemlerimi halledeceğim. Vallahi anne artık son noktaya geldik. İşlemlerimi başlattım. Artık Allah'ın izniyle bütün her şeyim hazır. Hemen müjdeli haberi alır almaz Rusya'ya gideceğim. Anastasya'da nikahımı kıyacağım. Sen de artık kusuruma bakma anne. Benim artık bu kızı daha çok bekletmeye gücüm kalmadı. Zaten bir dünya sıkıntının içine geldim. Bu benim evliliğimin garantisi oldu anne. Sen beni bu hale soktun. Çok üzgünüm anneciğim kusura bakma. Sen üzüldün mü hayatım?
Ya, o daha çok üzülecek. Hayır, ben şimdi konuşmak... Onun karşılaşacağı üzüntü bunların yanında sıfır kalacak. Ama gitsin... Ya bizim bilmediğimiz, gitsin, görmediğimiz... annesinin öldüğünün bir mezarına şey bile gelemeyecek o. Melek Hanım, yapma Allah aşkına. Yok, çocuğa mezarıma böyle, da böyle baskı istemeyeceğim yapma onu. Gelip cenazeme, mezarıma da gelemez. Anastasya, bitti. Gitti. Bu çocuk seni silmiyor ki oradaki konuşması... Ben siliyorum, o gelemeyecek. Sokmayın diyeceğim, sokmayacaklar onu. Ne evime, ne barkıma, ne mezarıma, ne cenazeme. Sanki bitti. Biz sizi görmek mamisi istiyoruz. Mamisi var onun, mama. Ay nedir var bu keskinlik, nedir ya? İstemiyorum nedir bu kızı. Nedir Allah aşkınıza arkadaşlar? Safiye nedir bu? Bu kadar keskin olmak. Çocuk annesini silmiyor ki. Melek Hanım zaten baştan istemiyorum dedi ve bunu devam ediyor. İnat. Yani asla içinde şey yapmadı. Bir soru işareti bile bırakmıyor içinde. Evet. Bir de şeyi merak ediyorum. Bu Anastasia ile Elena'nın bu bilgilerine nasıl ulaşıyor, sizi deport yaptıracağım diye. Ha. Acaba Caner mi bilgi veriyor? Ya nereden bilecek ki? Ve tamam bakabilir ya, ama problemi yok bizde. İşim yok anneme. Bilgi vereceğim. Blöf bu, blöf ya. O ne kadar güzel bir manipülatör, herkes burada biliyor bunu. O gücü yok, anlamıyor yok. Ne yapabilir? Şu an yani saçma sapan hareketler yapıyor. Ama kendime, komik geliyor. Kendime o kadar yüksek düşünüyor ki ama gerçek hiçbir şey yapamaz. Size ben bir şey söyleyeyim mi? Şu dünyada var ya, bitmeyen tek sevgi ne biliyor musunuz? Anne ile evladın arasındaki olan sevgi. Siz diyorsunuz ki ben çok seviyorum. Ya inanır mısın, sevginiz her şey yalan. O kadar pişman olacaksın ki gerçekten canın çok yanacak. Ben hiçbir şey demiyorum. Ben artık pişman anne, olsa, ben annemi de alıyorum gidiyorum da artık yaşayacağım. Ne halin varsa gör. Yazıklar çok olsun. Şükür, çok şükür valla git. Yazıklar artık olsun. Git. Al onu, git, getir onu, ya çıkar buradan. Ya seninle ben konuşmayayım, bak karşımda Caner diyorum, bak seninle muhatap olmuyorum. Bak seninle muhatap olmuyorum. Gidiyorlar artık Caner. Sen karışma, ikisi konuşuyor. Et tırnaktan sus ayırıyorsunuz ya. Ay sus, ne demek bilmiyorum. Bak sizin anlamadığınız ne var biliyor musun? Eti tırnaktan kimse ayırmıyor. Ben ayırıyor, annemi siliyorum, hani ya kaybediyorum demedim. Ya annem diyor ki sen gidersen evlatlar reddederim diyor, daha ne istiyorsun? Ederse etsin, o anne olduğu için ben onu gerekirse kapısında yatarım, yine de ben onu ikna ederim. O önemli değil. Ama ben bu kızı daha fazla bekletemem. Benim gidip oraya nikah kıymam lazım. Aynen. Beni öldükten sonra tamam, efendim Ahsen. Evet, sakin. Melekciğim ben sana bir şey sormak istiyorum. Bana baksana Melekciğim. Küsmüyorsun. Öyle duyuyorum, kulağım. Caner daha önce Rusya'da değil miydi Melekciğim? Çalışmaya gitti. Ev alacaktı. Para biriktirecekti. Oğlumun parasını yediler, soydular. Geldiler buradan istediler. Mülkü de elinden çektiğim zaman. Burada bir hafta konuştular. Caner'in hiçbir şeyi kalmadı. Hadi kalk artık gidelim, annem bizi çağırıyor. Ha ne oldu, o günleri mi unuttunuz? Sizinle hiçbirinizle konuşmak bile istemiyorum. Peki, hayır ama ben şunu demek istiyorum. Öyle bir şey olmuş olsa annesi tekrar davet etmez Caner oraya. Evet. Tabii, güvenliği ama ve inancı. Çalışılacak adam lazım. Sen şu öfkeni parasını biraz... Ne yiyecek? F veriyor bize. Aha, ne veriyor. O ne dedi? Biz dün tekrar konuştuk annemle. O şöyle söyledi. Yani F veriyor bir odada değil, tam F veriyor bizi. Mobilya biz seçeceğiz ama o ödeyecek mobilyayı. Ama biz seçeceğiz Caner'le. Ya yok, ben de öderim de onu. Yok, yani bu evi veriyor yani. Problem ondan yok. Eminiz. Evet. İş de buldu Caner'e güzel bir şirkette. Yani küçük şey çalışmaz. Normal iş. Çok iyi bir ciddi iş olacak. İşte. Evet, ciddi iş bir olacak. Her şey yolunda valla. O dedi ki, çünkü o gördü. Melek Hanım tanışmadan önce ben hep gülüyordum. Hep mutluydum. Caner de bunu biliyor. Ama tanıdıktan sonra çok mutsuz oldum. O da bunu görüyor. Onun kalbini bunu hissediyor. Ve hissettiği için o bizi Rusya'ya davet ediyor işte. Bu ne demek Melek Hanım? Annemiz mutsuz oldun. Annemiz her şey yapıyor kardeşim için. Evet, ve Caner için mutlu olsunlar. Anne, siz gibi yapıyor, davranmıyor. Aynen. Ne yapıyor bizim anne için ne en güzel hayat ne verecek. Rusya'da yapıyor annen. Sana bir şey ne söyleyeyim mi? Nereden bunu alıyorsun? Bir saniye. Ne yapıyor? Nereden? Ona bakarsa bak. O elbisenin parası kadarmış oradaki evler. Aa, bak seni anlamadığını ne biliyor musun? Olduk. Anne seni anlamadığını ne biliyor musun? Sen beni evimi arabamı altından çekiyorsun. Alırım. İnsanlar bana ev veriyor. Kızını da veriyorlar. Alma. Bak. Alma. Bize. İstemez. Mehir istediniz. Oh, mehir var.